Merhaba oyunseverler, yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Arkadaşımızın biri sormuştu, bu hani oyuncular gelişirken yanıyor diye bir şey çıkıyor, ibare. Hani neden, ne zaman çıkıyor diye onu bayağı araştırdım ama hiçbir yerde yok, cevabını bulamadım. Yani dediğim gibi ben onu hani 10 tane geliştirmede bir geldiğini de gördüm. Arka arkaya geldiğini de gördüm. Neye göre veriyor, inanın hiç anlamadım onu. Yani bayağı araştırdım. Arkadaşımızın hatta bugün de sormuş var mı onunla ilgili bir şey mi diye. Bayağı araştırdım işten geldikten sonra. Öyle bir ne yazık ki ne video var ne OSM'de bir açıklama var ne sitelerde bir şey var. Tamamen hani neye göre yapıyorlar hiç anlamadım. Bilen varsa lütfen bu videomuzun altına açıklama yaparsa sevinirim. En azından hepimiz bilmiş oluruz. Bu arada yeni ligimiz açtık arkadaşlar. İngiltere Ligi. Aslında Fransa Ligi de güzel olurdu ama popüler bir lig söylemiştik. İngiltere Ligi. Şimdi İngiltere Ligi'ne nasıl katılacağız arkadaşlar? İlk önce bu videonun altına katıldım ve menajer isminizi yazacaksınız. Eğer 20'nin üstüne çıkarsa arkadaşlar, bu 20 kişinin 20'nin üstüne çıkarsa katılım. Atıyorum 40-50 veya geçen sefer çünkü bayağı olmuştu. Bu sefer onların hakkını yemeyeceğiz. O 40-50 kişiden bir şey yapacağız, çekiliş yapacağız. O 20 kişi belirledikten sonra ligimizde onlarla beraber yeni ligimize başlangıç yapmış olacağız. Zaten şöyle liglerimizi de gösterelim. Kurmuş olduğum liglerde zaten en az 19-20 tane menajerin altına hiç düşmedi. Düşerse de hemen arkasından yeni biri sağ olsun geldi ligimize. Yani sürekli lige katılmak istediler. Böyle göstereyim menajer sayımızı da. Arkadaşlar yani hem şöyle bir şey, bir de geçen sefer bir hata yapmıştım. Yani bu kaşifi hemen sonlandırma, antrenman sahasını hemen sonlandırma, bunları kaldıracağım. Çünkü şöyle bir şey, çok da mantıklı yorumlar bence. Yani coins'i çok olanla 3-5 olan aynı, ne yazık ki zevki alamıyor. Bu sefer daha zevkli bir lig olsun diye kaşifi sonlandırmayı ve antrenman sahasını sonlandırmayı şey yapacağım, kaldıracağım arkadaşlar. Daha güzel bir lig olacağına inanıyorum ben de. Arkadaşlar ben aynı fikirdeyim. Şöyle menajer listemizi gösterelim. 19 tane menajerimiz burada var. Lig burada biraz koptu gibi ama bayağı çekişmeli gitti. Yani şu bir ara inanın şu 13. bile şampiyonluk şansı vardı. Sonradan tabii lig yavaş yavaş kopmaya başladı. Zaten 33. hafta, ligin bitmesine daha az bir hafta kaldı burada. Burada yine zirvedeyiz. İspanya liginde yine bir kariyerimiz var arkadaşlar. Kurmuş olduğum lig var. Şöyle geleyim. Lig tablosuna gireyim. Bu arada Real Madrid yeni teknik direktörü kusura bakmasın. Biraz geç katıldı ama yendim. Geçmiş olsun ona da. Şöyle gelelim. Burada biraz daha en azından şuraların şansı var. Şampiyon olma şansı var. Eğer Villarreal takılırsa, takılmasa da zaten kardeşimiz güzel taktikler yapıyor. Tebrik ederim. Hakkı yani. Yani burada kim şampiyon olursa olsun hakkı yani. Herkes hakkıyla oynuyor. Burada menajer sayımıza bakalım arkadaşlar. Yani liglerimiz, burada 20 tane menajerimiz var. Liglerimiz dediğim gibi dolu gidiyor ve şunu da göstermek istiyorum. Menajer, evet bakın mesela Miller hedefi 7'lik 3300'ü yapmış bile. Daha ligin ikinci haftası, ikinci yarısı yeni başlıyor. Yani menajer puan olarak da güzel kasıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada ilk defa hani yeni abonelerimiz var. 1-2 mağlubiyet alıp da kaçacak olanlar sakın gelmesin. Çünkü ben bir daha kesinlikle o oyuncuları çekilişe veya ligi almıyorum arkadaşlar. Kimse kimsenin hakkını gasp etmesin. Böyle sonuna kadar devam edecek olanlar gelsin. Sonuçta burada başka insanların hakkını gasp ederek gelip bir iki maç mağlubiyet aldı diye kaçanlar var. Yani pek liglerimde olmuyor ama olmadı da değil. Onları zaten kara listeye yazacağım. Kesinlikle bir daha benim kurmuş olduğum lige giremezler ne olursa olsun. Sonuçta hem bana terbiyesizlik hem katılan arkadaşlara terbiyesizlik. Yani beceremiyorsan, yapmak istemiyorsan, kaçacaksan gelmeyeceksin. Herkes birinci olacak diye bir kaydı. Bak burada. Adam aslanlar gibi. Şu da göstereyim. Adam aslanlar gibi birinci.
Yani şu oyuncunun birinci olma şansına kadar. Ama delikanlı gibi duruyor. 27 puan fark var. Yani kapatabilir mi? Değil. Ama en azından kaçmıyor. Yani Kranada olsun, Alaves olsun. Bu oyuncuların hiçbiri kaçmadı. Duruyorlar. Takip ediyorlar. En azından sürpriz sonuçlar da yaratıyorlar. Yani bakın mesela 14. olan Sevilla yenmiş. Burada takımlar berabere kalmış. Hani sürpriz sonuçlar da oluyor. Ligin tepesini de etkiliyor tabii bu sonuçlar. Dediğim gibi güzellikler oluyor arkadaşlar. Katılmanızı tavsiye ederim. Benim lig kurmuş olduğum ligler böyle en azından bir 20-25 haftası dolu dolu gidiyor. Ondan sonra yavaş yavaş kopmalar başlıyor. Burada tabii Villarreal biraz sağlam performans sergilediği için tepede ve biraz koparacak gibi duruyor. Ben takılırsam zaten her türlü kopar gider büyük ihtimalle. Ama ben Levante olsun. Peş peşe gidiyoruz. Villarreal'in takılması bekliyoruz. Bu arada Emre kardeşime selam olsun Villarreal'in teknik direktörüne. Şuna da geleyim arkadaşlar. Ekibimize katılmak için sürekli davet yani istek yolluyorsunuz. Ekibimize arkadaşlar en azından 200 bin menajer puanı olan, pardon sıralaması 200 bin olan en azından menajerleri alıyoruz. Çünkü sonuçta biz bunu bir kariyer için kurduk. Öyle herkesi alırsak yani bana taktikte olsa sorduktan sonra pek bir anlam yok bu işin. İşin gerçeği. Herkes kendi buradan bir şeyler katarak gidiyor. Ne güzel. Yenmek var, yenilmek var. Mesela ben burada 4 maçta 2 mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet aldım. Çünkü taktikler çoğu güncellemeden dolayı biraz sarsıldı ve aldığımız menajer puanı da burada arkadaşlar. Yani bunu zaten gocunacak bir şey yok. Sonuçta hepimizin şeyleri bozuldu arkadaşlar. Bu taktikler egal oldu. Güzel de oldu aslında. Ben standart oyundan biraz daha uzatmaya işte o seme. Daha da güzel oldu. İnşallah hepinizi arkadaşlar bekliyorum. Dediğim gibi ekip alımlarımız en azından sıralaması 200 binin üstünde olan menajerler alacak. Lütfen diğerleri atmasın. Kendilerini geliştirsin arkadaşlar. Yani şuraya gelip de şeye katılıp da ekibe katılıp da sürekli abi ne taktik yapıyorsun şunu yapın ya kendinizden bir şey katmayacaksınız ya kendinizden bir şey kaydın 10'da 10 mağlup olun ya cidden hiç arkasına bile bakmayız ama yani sürekli deplasmanda şunu mu yapayım bunu mu yapayım onu mu yapayım bunu mu yapayım muhabbetlerinden artık harbiden gına geldi. Şu an ekip haklı arkadaşlarım tebrik ederim gayet güzel gidiyorlar hatta benden bile güzel gidiyorlar hepsini tebrik ederim. Bu arada bu kuracağım lig işten geç kaldığım için gitmiş. Finalde arkadaşlar Chelsea'ye 2-0 yenerken ilk yarı 2-0 bitti. İkinci yarı saçma sapan işler oldu. 2-2 bitti. Dakika 120'de 2 tane gol yiyerek 4-2 mağlup oldum. Yani oyun çok ilginç ne yazık ki. 2-0'dan oyuncuların 130-132. Her zaman yaptığım taktikte herkese 5-6 attım. Adamın en iyi oyuncusu 115 ve bir tane var. Keşke gösterseydim. Hani işten biraz geç kaldığım için geç kaldım aslında. Ben mağlup olduğumda da gocunu tebrik ederim tabii ki ama oyun harbiden şu güncellemeden sonra birazcık sıkıntıya sokmaya başladı. İnşallah bu güncellemeyi de kazası veya siz güzel bir taktik veya iki taktik olarak atlatacağız arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Beni takip eden gerek sayfalardan yazan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca geçen gün uyarıda bulunmuştum. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaklaşık harbiden 50-100 kişi taktik soruyordu. Şu an 2'ye 3'e düştü. İnşallah o 2-3 kişi artık kendini düzeltir. Yani teşekkür ederim harbiden bir ara. Ben dediğim gibi Cuma günü 4'te şeyim bitti. Canlı yayınım bitti ve 5.30'a kadar insanlar taktik dağıttım. Tuttu tutmadı 20 kişiye verdim. 2 kişi patlamış. Hiç sorun değil. Ama sonuçta benim vermiş olduğum taktikten dolayı mağlup olduğu için üzüldüm. Bundan sonra da kimseye taktik vermem arkadaşlar. Video çekiyorum. Güvenen, inanan videolardaki taktiği aynen alsın. Ben o taktikte başarılı oldum. Herkes aynı taktikte başarılı ne yazık ki olamıyor. Yani şöyle bir şey. Mesela şu an ekibimizde benle Porto aynı şeyi kullanırız, taktiği kullanırız. Adam 4'te 3 galibiyet bir beraberlik yaptı. Ben 2 mağlubiyet, bir beraberlik, bir galibiyet aldım. Ben yani çok ilginç. Yani dediğim gibi taktik tutturmakta ve oyunu anlamakta iyice zorlandım. İnşallah bunu da tez zamanda çözüp de sizlere yepyeni taktikler vererek en azından doğru dürüst ilerlemenize yardımcı olacağım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takip etmeye, abone olmaya devam edin. Beraber çok güzel biliyoruz. Çok güzel
şeyleri var. İleride içimizde mutlu oldum harbiden şu YouTube'a gidince arkadaşlar. Özellikle yorum yapanlar. Yani taktik harici görüyorsunuz, hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Taktik harici tüm cevaplara anında cevaplıyorum. Yani taktiklere pek artık cevap vermiyorum. Sonuçta ben oraya en az 10-15 tane taktik attım. Yani hala daha şurada ne yapacağım, burada ne yapacağım demenin bir anlamı yok. Benim taktik anlayışım o videodaki kadar işte. Onu yap geç. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Benimle anlayışla karşılaşacağız. Umarım. Sonuçta ben bir aile babasıyım. Hem ailem var, hem iş çalışıyorum, hem de zamanın geri kalanında YouTube'a atıyorum arkadaşlar. Beni anlayacağınızı umuyorum. Kendinize iyi bakın.